men tebi'ahu bi ihsanin zevi sıdkı vel vefa. Emma ba'alemu eyyuhel ihsan fe inne kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şart ve biz senedi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal kalallahu teala izâ veccehtu ilâ abdi min abidi musibeten fi bedenihi ev fi veledihi ev fi malih festekbeleha bi sabrin cemil istahaytu yevmel kıyameti en ansıbe lehu mizanen ev enşure lehu divana. Sadaka Resulullah fîmâ kal. Ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada ahirette üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi dinimizin direği olduğundan her gün bir miktar ayet, bir miktar hadis-i şerif öğrenme suretiyle o hususta bilgimizi genişletmeliyiz. Biz de Peygamber Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden zaman zaman okuyoruz. Bugün de bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Ali'nin, ashabının, etbaının, ahbabının, Sadat ve Meşayih Turgaliye'mizin, bütün din büyüklerimizin ruhlarına, bütün yakınlarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, dostlarımızın ruhlarına ve hasreten bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına, bu hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün yakınlarının, sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun. Bizim de dünya ve ahiret saadetine ermemize vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Haftalarda okuduğumuz hadis-i şerifler alfabetik sırada gale kelimesiyle başladığından hep hadis-i kutsiler şeklinde karşımızda okuduğumuz hadis-i şerifler, hadis-i kutsi veya hadis-i ilahi lafzı Peygamber Efendimizin kendi ifadesi, manası Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine vahiy ve ilhamı ile ifade edilmiş olan hakikatlere, hadis-i şeriflere deniliyor. Müslim'in, büyük hadis alimi, Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifin metnini demin okuduk. Burada Allah-u Teala Hazretlerinin kaza ve kaderin kendisine getirdiği bir musibete sabreden Müslümana nasıl muamele edeceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Buyurmuş ki Galallahu Teala, yüce Allah buyurdu ki, Teala fiil-i mazi sıfat manasına, müteali manasına, yani uluv sahibi, yüce, yüksek manasına, yüce Allah, Allahu Teala veyahut aynen kullanıyoruz, buyurdu ki İza veccehtu ila abdin min abidi musibeten, ben kullarımdan bir kulumun bedenine bir musibet
musallat etmişsem, evfi veledihi veyahut çocuğuna bir musibet göndermiş, musallat etmişsem, uğratmışsam, evfi malihi yahut malına bir zarar, musibet gelmiş ise, festakbeleha bi sabrin cemilin, o kulum da kendi bedenine yahut çocuğuna yahut malına gelen bu benim takdirimle başına gelmiş musibeti sabr-ı cemil ile karşılamışsa, istahyeytü, burada istahyeytü diye harekelemiş ama herhalde bir ye düşmüş olacak, istahyeytü yevmel kıyameti en ansıbe lehu mizanen ev enşüre lehu divanen, ben kuluma kıyamet gününde bir terazi nasip etmekten yahut onun bir defterini, divanını açıp da hesaba çekmek için yaptıklarını göz önüne sermekten bile haya ederim. Yani hesaba uğramadan cennete dahil ederim demek oluyor. Muhterem kardeşlerim, her zaman muhtelif hadis-i şeriflerde geçiyor. Biz de yavaş yavaş içimize yerleştiriyoruz, öğrenmiş bulunuyoruz ki İslam'da insanın her şekilde, her yolda sevap kazanması mümkün. Eğer kendisine Allah bir nimet verirse, bir zenginlik verirse, bir mal gelirse, efendim güzel bir yiyecek gelirse, iyi bir durumla karşılaşırsa filan, yani iyi bir evlat verdi vesaire, zaten bu gelen şey kendisi için bir mükafat, bir nimet, bir nimet gelirse, bir de bu nimeti şükürle karşılarsa, ya Rabbi çok şükür bunu sen gönderdin bana, bu iyilik senden diye onu bilip de şükrederse, hem nimeti almış oluyor hem de bir de sevap kazanıyor. Hem nimete mazhar oluyor, muradına ermiş oluyor, efendim bir eli yağda bir eli balda, neyse bir mükafat, hem de üstüne efendim bir de ayrıca sevap kazanıyor, hem de efendim şükretmek o nimetin gene gelmesinin de sebebi, vesilesi oluyor. Le in şekertüm le ezidenneküm, eğer ey kullarım siz şükrederseniz ben sizin şükrettiğiniz konudaki o nimetlerimi, kadrini kıymetini biliyorsunuz, aferin maşallah diye sizin nimetlerinizi ziyadeleştiririm, daha da arttırırım. Devam ediyor ve artıyor. O bakımdan nimet geldiği halde efendim bir güzel duygudan dolayı, bir edepten dolayı, bir anlayıştan dolayı, bir sezgiden dolayı, bir şükran duygusundan dolayı, nimetin nereden geldiğini kavramış olmanın, o zekadan dolayı vermiş olduğu bir avantaj olarak kul ayrıca sevap kazanıyor, birçok mükafata da nail oluyor. Ne güzel, ne hoş bir şey. Kafire var mı bu? Yok. Kafir nimetler içinde yüzse yok bu. Çünkü kafir. Çünkü asıl gerçeği bulamamış. Temelsiz havaya bina yapılmaz. Önce temel olur. İman temeli olmadıktan sonra hiçbir şey yapılmaz. Çürük zemine bile yapılmaz. Havaya yapılmaz da çürük zemine bile yapılmaz. Yani gevşek kumdan bir zemin üzerine bir bina yapmaya başlarsın, temeli bir kayar, çatır çutur bütün duvarları çatlar patlar, efendim çatısı başına göçer insan. Temelsiz olmaz. Temel iman. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek. Lalet daim bir iman da olmaz. Lalet daim bir temelin olmadığı gibi. Bataklığın üstüne bina yapılmaz. Kumun üstüne bina yapılmaz. Heyelanlı bir arazinin üstüne bina yapılmaz. Efendim altı boş olan, o ağırlığı çekmeyecek olan bir yere bina yapılmaz. Sağlam itikad olacak, doğru itikad olacak, hak itikad olacak, batıl olmayacak. Canım işte herkes bir şeye inanıyor. İnanmak iyidir, psikolojik bakımdan inanmak insanı ruhen rahat ettirir, stresten kurtarır. Bu imana materyalist bir bakıştır. Bu imana, din olayına bezirgen bakışıdır. Cimrice bir bakıştır, pintice bir bakıştır. Fayda gelecek diye yapıyor. Fayda gelecek diye yapıyor. Öyle şey olur mu? Hangisi olsa olur. Yeter ki inansın. İnanan insanın mucizesi, gazeteler yazıyor. Ne mucizesi? Şaşkın adam. Bir kere mucize, peygamberlerin olağanüstü gösterdiği şeylere, olaylara mucize derler.
Ne demek mucize? Kelimeleri kullanmasını bilmiyor. Mucizeler yarattı. Yaratmak Allah'a mahsustur. Sen ne diyorsun? Saçma sapan, cahil cahil efendim insanlar çıkmışlar, ellerine kalemleri almışlar, yalan yanlış şeyler yazıyorlar. İnsan şükrederse sevap kazanıyor ama mümin olmak şartıyla ve sahih bir itikat üzere olmak şartıyla. İtikat temeli oluyor. İtikat olmadı mı bir şey olmaz. İtikat olduktan sonra nimet geldi mi şey yaparsa, şükrederse artıyor. Musibet gelirse nimetin karşılığında, nimet gelmedi de bu sefer külfet geldi, musibet geldi, sıkıntı geldi, üzüntü geldi, bela geldi. Allah'ın sevgili kullarına musibet gelir mi? Gelir. Eğer yanlış biliyorsan kafanı düzel. Allah'ın sevgili musibetler öteki kullarından daha fazla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi diyor ki ya alel enbiya musibetler. Nuh aleyhisselamın halini düşünüverin. Tufana uğramış. Yani cihan bir felakete uğramış. Sonra Rabbi inni de'avtu kavmi leylen ve neharen felem yizidhum du'a'i illa firara. Biz şimdi birisine bir söz söyledik mi, dinlemedi mi üzülüveriyoruz. Nuh aleyhisselam diyor ki ya Rabbi kavmimi gece gündüz senin yoluna çağırdım. Onlar da boyuna benden kaçtılar. Fellik fellik kaçtılar. Ben onları doğru yola çevirdim. Onlar kaçtılar. Nuh aleyhisselam ulul azim peygamber. Ulu peygamberlerden, meşhur peygamberlerden biri de kavmine söyledikçe hakikatleri fellik fellik kaçmışlar. Kaçacak delik aramışlar. Cealu esabi'ahum fi azanihim. Parmaklarını kulaklarına tıkamışlar. Yani sesi kıyıdan köşeden içine girer diye. Yani dinlemek bile istemiyorlar. Eteklerini sürüye sürüye kibirli kibirli uzaklaşıp uzaklaşıp gitmişler, burunlarını havaya kaldırıp kaldırıp. Musa aleyhisselamın musibetini biliyorsunuz. Ne kadar sıkıntılar çekti. O Firavun'dan neler çekti Musa aleyhisselam. İsa aleyhisselamın macerasını biliyorsunuz. İbrahim aleyhisselamın halini biliyorsunuz. Ateşlere atılmak kolay mı? İdam sehpasından dönmek, cayır cayır efendim ateşlerin içinde yanacakken ölümden dönmek kolay bir hadise mi? Sonra bir topluma, koca bir şehrin ahalisine karşı çıkmak eşine rastlanılan bir kahramanlık mı? Adamlar puta tapıyorlar. Ben sizin taptığınız putlara tapmadığım gibi onların da hakkından geleceğim. Bak erkekçe söylüyorum diyor. Mertçe söylüyor. Tallahi le ekiden ne asnameküm. Ben sizin bu sanemlerinize, putlarınıza vallahi Allah'a and olsun ki bir şey yapacağım. Onları haklayacağım diyor ve haklıyor. Bütün putları kırıyor. Yani siz değil bir puthaneye, bir müzeye girip de bir şey yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Çünkü müzeyi devlet koruyor. Polisi var, şeyi var. Sonra tarihi eşya. Yani şöyle yanlışlıkla şöyle bir eski bir vazoya bir yeriniz değse de bir tarafı şöyle bir devrilse de kırılsa kıyametler kopar. Tarihi vazo parçalandı, filanca adam yanlışlıkla çarptı da bilmem ne oldu da kıyamet kopartırlar. O giriyor puthaneye, çat 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 bütün putları kırıyor. Efendim baltayı da götürüp büyük putun kafasına asıyor. Büyük mücadeleler, büyük sıkıntılar, büyük üzüntüler, büyük dertler. Yunus Aleyhisselam'ın çektiği. Kavmi hiç dinlemiyor. Efendim suya atıyorlar. Balık yutuyor. Efendim balığın karnından efendim sonra bir sahile çıkıyor yaralı hasta. Yani sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz her sözü güzel, her sözü doğru, her sözü yerli yerinde düşündüğümüz zaman derhal delillerini de görüyoruz. Eşeddül belaya alel enbiya buyurmuş. En şiddetli musibetler, belalar Allah'ın en sevgili kullarına geliyor. O sevgili kullar da o belalara sabrettikçe dereceleri yükseliyor. Çünkü derece yükselmesi belalara sabır da daha çabuk olur. Nimetlerin içinde insanın duyguları zayıf olduğundan mıdır nedir? Musibete uğrayıp sabretti mi bir kulun bakarsın birden derecesi yükselivermiş. Musibete sabır daha çabuk yükseltiyor. Eğer madem musibete de uğrayabiliyormuş Allah'ın sevgili kulları. Kafir orada baklava börek yer,
deniz kenarlarında efendim en lüks 5 yıldızlı otellerde yatar, en kıymetli yiyecekleri yer, efendim havyarı bilmem siyah havyar olarak Rusya'dan gelir, bilmem hangi peyniri Hollanda'dan gelir, bilmem hangi eti bilmem nereden gelir, efendim eğlenir gecesi gündüzü keyif ve safa içinde. Ya Rabbi, bu ne hikmet ki bu senin düşmanın adı valla, bu böyle nimetler içinde, bu senin dostun efendim Allah, Halilullah, Habibullah, bunlar böyle sıkıntı çekmişler. Bu dünyanın kıymeti olmadığından, bu dünyanın Allah indinde kıymeti olmadığından, eğer Allah bu indinde bu dünyanın bir sineğin kanadı kadarcık bile bir kıymeti olsaydı, bir kafire bir içim su vermezdi Allah, kıymeti olsaydı. Bu dünyanın kıymeti olmadığından yapsınlar bakalım, yesinler bakalım, gaflete dalsınlar bakalım, yaşasınlar bakalım böyle gafilce diye fırsat vermiş. Kafirler öyle yaşıyor, zulmediyor, aldatıyor, asıyor, kesiyor, efendim bombalar icat ediyor, insanları öldürüyor, ülkeler istila ediyor, kan döküyor, esir alıyor, kırbaçlar altında tarlalarda çalıştırıyor, bir elmas madeni çıkartacağım diye efendim insanlık tarihinin yüz karası olan işler yapıyor. Hürriyet nerede? Demokrasi nerede? Hepsi laf olduğunu anlıyorsunuz. Bir Kuzey Afrika'ya bakıyorsunuz, efendim bir Afganistan'a bakıyorsunuz, bir başka yere bakıyorsunuz. Hani bu adamların palavraları, hani bu adamların kitaplarına yazdıkları hürriyet, adalet, müsavat, eşitlik, kardeşlik, hepsi kitapta. Hepsi başkalarını aldatmak için oyun, propaganda, reklam. Kendisi her türlü melaneti yapıyor, ondan sonra Müslümanlara iftira ediyor. Müslümanlar merhametli, onlar gaddar. Bir şehre girdikleri zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden tarihte misalleri var. Efendim kesmişler, 70 bin, 80 bin, 90 bin insan kesmişler. Efendim bir ülkeyi istila ettikleri zaman Müslüman bırakmamışlar. Ruslar Azerbaycan'a girdikleri zaman 800 bin insan kesmişler. Efendim Fransızlar Tunus'a, Cezayir'e saldırdıkları zaman ahalinin üçte birini öldürmüşler. İtalyanlar Libya'ya girdikleri zaman taş üstünde taş bırakmamışlar. Ağaçları, vahaları yakmışlar. Hurma tarlalarını, bahçelerini ateşe vermişler. İnsanları öldürmüşler. Hani medeniyet? Lafta, dilinin ucunda, kitapta, gösterişte, bir de reklam ve propaganda filmlerinde. Reklam ve propaganda filmlerinde muhterem kardeşlerim. Allah bizlere uyanıklık versin. Biz o adamlarla birleşeceğiz de beraber yaşayacağız. Kurtla kuzu hiçbirbirine dokunmayacak. İnsanın başına bir musibet gelebilirmiş demek ki. Mümin kulun başına bir sıkıntı gelebilirmiş. Peki gelirse ne yapacak? Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi? Yıldırım yağdı, kabul etti. Yağmur yağdı, kabul etti. Taş yağdı, kabul etti. Efendim, Ebrehe'nin ordusuna ebabil kuşları hicareten minsicil yağdırdılar. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi? Hepsi kabul oldu. Efendim, gökten Allah ne takdir etmişse, gelmişse kulun kafasına, başına, efendim, kula düşen sabretmek. Musibet. Musibet ne demek? İsabet eden bir şey demek. Geliyor, beni mi buldun dersin ya, hani bir adam gelmiş sana çatıyor, bir adam ya bu kadar insan arasında beni mi buldun? Musibet geliyor, isabet ediyor, tam sana böyle okun 12'den vurduğu gibi geliyor, seni buluyor, bula bula seni buluyor. Tamam, Allah bir musibet gönderdiyse demek ki kaderin oku seni nişanlamış, hedefte sen varmışsın, işte geldi seni o buldu. Kimden? Allah'tan Celle Celaluhu. Takdirat, mukadderat onun elinde. Musa aleyhisselam Adem aleyhisselamın yanına gitmiş ruhlar aleminde. Demiş ki sen misin Allah'ın yaklaşma dediği şecereye, ağaca yaklaşıp da bizi cennetten çıkartmaya sebep olan dedesi, ama söylüyor. Yani Adem aleyhisselam hepimizin dedesi, ama sen misin o böyle cennetten bizi çıkartıp da şu musibetler diyarı dünyaya indiren, işte cennetten çıkmamıza sebep olan? Adem aleyhisselam diyor ki, yani
beni ezel kaleminin yazıp da efendim mürekkebinin bile kurmuş olduğu bir yazgıdan dolayı mı kınıyorsun? Ezel, Allah öyle takdir etmiş, takdir kalemi yazmış. Adem aleyhisselam dünyaya inecek, zürriyeti dünyaya yayılacak, insanoğlu dünyada yaşayacak, bu imtihan dünyasında hayır veya şer işleyecek, ahirette mükafat veya ceza görecek. Ezel kaleminin yazıp da mürekkebinin bile kurumuş olduğu şeyden dolayı mı beni kınamaya kalkıyorsun demiş, susturmuş Musa aleyhisselamı. Takdir. Başına gelebilir insanın. Senin de gelir başına, benim de gelir. Aslında teraziye koysak, ölçsek nimetler çok. Nimetler sonsuz. Nimetler hassiz hesapsız ama insanoğlu bir acayip mahluk. Senenin 365 tane günü var. Güneş yılının 365 günü var. 364 gün rahat etse, yemek yese, sıhhatli gezse, 365. gün hasta olsa basar feryadı insanoğlu. Hastalandım, başım ağrıyor, gözüm çıkıyor, kulağım şöyle zonkluyor, bilmem her tarafım inliyor, parça parça etim bölünüyor, efendim sanki üzerimde şöyle bilmem. Ne oluyorsun ya, 364 gün rahat yaşadın, gık demedin o zaman, çok şükür demedin, ya Rabbi demedin, elhamdülillah demedin. Bu sefer de bugün de bu kadar. Yani musibetler nadir, nadirattan oluyor. Öyle her zaman olmuyor. Daimi olmuyor. Zaten öyle musibet her zaman gelse o zaman insanoğlu yaşayamaz yeryüzünde. Nimetiyle yaşıyoruz. Yeryüzünde yaşamımız Allah'ın nimetiyle sürüyor. Bazen de bir musibet geliyor. Neden? İmtihandır. İmtihan dünyasıdır. Efendim, hastaneye gittiğiniz zaman şöyle bir bakıyorsunuz ki bir gözün bilmem kaç çeşit hastalığı var. Bir dalağın bilmem kaç türlü rahatsızlığı var. Efendim, bir kaşıntının yüzlerce binlerce çeşidi var. Efendim, bir mide rahatsızlığının bilmem kaç türü var vesaire vesaire. Hastalıkların listesini görünce, hastaları görünce insanda hayretler meydana geliyor. Yani ben bu kadar hastalık arasında, bu kadar tehlike arasında nasıl oluyor da sapasağlam bir adım atabiliyorum. Büyük, büyük keramet. Bahattin Nakşibend Hazretlerine gelmiş birisi sormuş, bana bir keramet göstersene, keramet nedir, bana bir keramet göster diye 3 adım ileri yürümüş. İşte demiş, al sana keramet. Kolay mı yani bir insanın sıhhatle afiyetle 3 adım ileri gitmesi? Bir kere ayakta durması kolay mı? Dengeli olarak kulakçıklarındaki efendim kemiklerin sana verdiği denge hissini kaybetsen adım atamazsın. Ayakta durmak bile bir hüner. Onun için nimetler çok ama arada bir musibet de gelir. İmtihan tabii gelecek. Normal. Sonra yani şimdi Hazreti Adem atamızdan beri yaşayan bütün insanlar hiç musibet gelmeseydi, hiç ölmeselerdi ne olacaktı? Dünya hurdalık gibi olurdu. Yani ölüm de güzel, hayat da güzel, hastalık da güzel, sağlık da güzel. Hepsi lazım. Yaz da güzel, kış da güzel. Yağmur da güzel, güneş de güzel, kar da güzel. Kar yağmadığı zaman başlıyor bir telaş. Yağmur yağmadığı zaman başlıyor bir telaş. Meteoroloji ilgilileri bu sene olağanüstü bir kuraklık geçiyor. Efendim, barajlardaki su seviyesi çok düşük. Fakir oradan seviniyor. İyi, bu sene Allah Teala bize acıdı da işte yakıtımız az olduğundan para az harcanıyor, kış hafif geçiyor diye. Fakir buradan seviliyor. Öbür taraftan aman ya kış hafif geçiyor, kar yok, yağmur yok diye İleriyi düşünen insanlar da endişe ediyorlar. Bir musibet gelebilir. Musibet gelebilirse, normalse, hani yeni tabiriyle doğalsa, tabii ise, gelecek tabii, kendisine gelebilir. Hasta olur. Safra kesesi rahatsız oldu. Efendim, karaciğeri hasta oldu. Efendim, parmağında dolama çıktı. Gözünde arpacık çıktı vesaire. Tamam. Bedenine bir musibet geldi veyahut çocuğuna bir şey geldi. Çocuğu düştü veyahut hastalandı veyahut efendim işte imtihanı kazandı, kazanamadı veyahut efendim evlendirdi de mutlu olamadı da eve döndü de bilmem ne filan, çocuğundan bir sıkıntı. Veyahut malına bir telef, araba bir yere çarptı, kaza yaptı veyahut tarlada efendim dolu hasar yaptı veyahut harman yandı veyahut şu oldu bu oldu, Karadeniz'de gemisi battı filan. Ne olursa. Bu olunca ne diyecek kul?
İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyecek. Biz Allah'ın kullarıyız, ona döneceğiz, onun takdiridir diyecek, sabredecek. İnna lillah ve inna ileyhi raciun derse büyük sevap kazanıyor. Vellezine izâ esâbethum musibetun kâlû inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kur'an-ı Hakîm'in bize öğrettiği bir şey bu, karşılama şekli. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Biz Allah'ın kullarıyız. Elbet ne takdir ederse onun hükmündeyiz. Yazabilir, gönderebilir bize bu şeyi, olayı, musibeti, imtihandır. Biz ona döneceğiz, sabredeceğiz, edersek ecir kazanacağız, huzurunda mükafatı göreceğiz. Sabretmez de itiraz edersek orada itaba uğrarız diye onun huzuruna varıp hesap vereceğimizi düşünmek. Böyle dedi mi insan sevap kazanır. Falanca öldü, ha inna lillah ve inna ileyhi raciun. Her musibetin anılışında, her inna lillahi ve inna ileyhi raciun denildiğinde Allah sevabı tekrarlıyor. Her dediğinde tekrarlıyor, her dediğinde tekrarlıyor. Öyle diyecek ve sabrı cemil ile karşılayacak. Sabrı biliyoruz da cemil ne demek? Güzel demek. Sabrı cemil, güzel bir sabır. Yani böyle zar zor, zoraki filan değil de güzel bir sabır. Güzel bir sabır ile. Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haber getirildiği zaman fesaburun cemil vallahul müsteanu ala ma tasifun. Bana demek ki bir sabrı cemil çekmek düşüyor. Güzelce bir sabredeyim Rabbıma efendim. Rabbımın takdirine rıza göstereyim, teslim olayım, teslimiyet göstereyim demiş olduğu gibi güzel bir sabırla sabır gösterecek. Bağırırsa ne olur? Bağırmak musibeti azaltmaz. Hiçbir şeyi değiştirmez. Lise, üniversite talebesiyken hastaneye gittik. Bademcik ameliyatı olacağız. Bizim bölümde bir basın mensubu var. O profesörün yanına gitti. Danalar gibi böğürüyor. Bütün hastane inliyor. Çatısı neredeyse kalkıp kalkıp iniyor hastanenin. Çok bağırıyor. Canı çok kıymetli. Tombulca böyle bir kimse. Fevkalade canı kıymetli. Kılının teline el değdirtmek istemiyor. Profesör de biraz zayıf, böyle ters bakışlı bir, yan bakışlı bir adam. Zayıf, biraz sadist diyorlar başkaları da. O bağırdıkça hoşuna gidiyor galiba. Onu çağırıp çağırıp bağırttırıyor filan. Şimdi biz de, sıra bize geldi. Kocaman bir iğneyi soktular. Efendim bademciği alacaklar. İğnelediler, şey yaptılar. Sonra tuttular. Şöyle çevirtiriyor, kopartacak, alacak, kesiyor bir şeyler. Hart hurt bir şeyler duyuyor insan. Gözlerinden böyle yaş dökülüyor şeyden. Tabii kolay değil. Yani ağlamak değil de su akıyor gözlerimden. Sesim çıkmıyor. Doktor diyor ki, hocam canın acımıyor mu? Acımaz olur mu? Canımdan bir parça kopartıyorsun. Canı acımaz mı insanın? Acıyor ama ağlamanın bir faydası yok. Ağlamanın, bağırmanın bir faydası yok. Sonra acı dediğin şey nedir? Bir duygu. O duygu nedir diye biraz onun üstüne yürüdüğün zaman acıyı unutuyor insan. Onu düşündüğü zaman bu sefer acıyı unutuyor. Böyle kurnazlık tarafları da var işin yani. Efendim, demek ki sabrı cemil gösterecek insan. Böyle sabrı cemille karşılarsa o zaman Allahu Teala Hazretleri onu cennetine sokuyor. Ama nasıl sokuyor? Utanıyor kıyamet gününde o kulundan. Nesinden utanıyor? Onun için bir terazi nasip etmekten, kurmaktan. Gel bakalım kulum, çıkart bakalım sevaplarını, günahlarını, şu terazinin kefesine koy bakalım, bir tartalım da layık mısın, değil misin cennete girmek diye kontroldan utanıyor. Hesap yapıp da sevapların, günahların tartılması olacak olsa yandık. Hiçbir kimse ameliyle cennete giremez ki, yaptıklarımız ne ki? İncir çekirdeğini doldurmaz ki, dünyanın rayiciyle, dünyanın parası puluyla yaptığımız işleri değerlendirmeye çalışsak bir yevmiyedir. Bir yevmiye bile değildir. Ne olacak yani? Hiçbir şeye yaramaz. Herkes Allah'ın fazlu keremiyle zaten cennete giriyor. O fazlu keremiyle kulun durumunu kat kat değerlendiriyor. 100 misli sevap veriyor, 70 misli veriyor, 700 misli veriyor. Bir gayri hesap sevap veriyor da ondan öyle oluyor. Cennete giriş öyle oluyor. Fakat bazı kimselere de hiç hesap yok.
Hesapsız cennete giriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, 70 bin kişi cennete bir gayri hesap girecek. Buyuruldu diyor, ben de azımsadım, 70 bin ne kadar az. Onun üzerine Rabbim her 70 bin kişiye 70 biner kişi daha bana bağışladı diyor. 70 bin kere 70 bin 4 milyar 900 milyon bir gayri hesap girecekmiş demek ki. Efendim neyse artık, milyar mı milyon mu siz hesabınızı yaparsınız. Yani 49 yazacaksınız, önüne 8 tane sıfır koyacaksınız. Bir de Rahman'ın avuçlarından bir avuç daha cabası ilave ediyor. Yani hani alışveriş yaparsın da satıcı teraziden ayrı, bir de şu da fazlalığı terazi hakkı diye bir avuçta şöyle koyar. Bir de Rahman'ın avuçlamasından bir avuçlama insan daha öyle girecek. 70 bin kere 70 bin, bir de bir avuçlama daha. Hatta Ükaşe Hazretleri, Allah şefaatine erdirsin, Peygamber Efendimizin sevdiği sahabeden bir kimse heyecanlanmış, arkadan kalkmış demiş ki, ya Resulallah dua et de ben de onlardan olayım. Bir gayri hesap girenlerden olayım. Efendimiz yüzüne bakmış onun, buyurmuş ki, ente minhum, sen onlardansın. Bir kişi daha kalkmış, bana da dua et ben de onlardan olayım. Seni Ükaşe geçti diyor. Ükaşe senden evvel davrandı diyor. Ona cevap vermiyor. Ona cevap vermiyor. Ya Resulallah, biz de o bir gayri hesap cennete girenlerden olmayı senin dergahından, kapından, lütfundan, peygamberliğinden, şefaatinden diliyoruz. Bir de ev enşure lehu divanen, ona bir divan yaymaktan, açmaktan haya ederim. Divan defter demek. Yani insanların amelleri yazılıyor ya, divana böyle yazılıyor. Tedvin edilmiş, kaydedilmiş, efendim bir araya getirilmiş, toplanmış malzemeye divan derler. O malzemeyi içinde ihtiva eden kitaba divan derler. Veyahut birçok fertten toplanarak kurulmuş olan meclise de divan derler. Mesela divanu hümayun. Vezirler gelmiş, kazaskerler gelmiş, padişah baş köşeye oturmuş, ona da divan deniliyor. Yani bir araya getirilmiş, toplanmış insanlardan meydana geldiği için Allah onun için bir divan açmaktan haya ediyor. Yani defterini açıp da ver bakalım, getir bakalım sevapları, günahları diye defterine bakmaktan, yahut mahkeme-i kübraya onu çekip de hesaba şey yapmaktan, efendim maruz tutmaktan haya ediyor. Hiç bunlara uğratmadan cennetine sokuyor. Yani amellerini tartmadan, mahkemeye uğratmadan cennetine dahil ediyor. Rabbimiz bizi bir gayri hesap cennete girenlerden eylesin. Tabii Allah'tan lütfu istenir. Allah'tan musibet istenmez. Peygamber Efendimizin zamanının müminlerinden birisi hastalanmış. Peygamber Efendimiz ziyaretine gitmiş. Sabah namazından sonra sevgili Peygamber Efendimiz namazdan sonra döner, mürabba olarak, yani şöyle bağdaş kurarak otururmuş. Efendim ondan sonra sorarmış, İçinizde hastası olan var mı? Kalkıp ziyarete gidelim diye sorarmış. Veyahut bir başka işi olan var mı, yapalım. Veyahut bir rüya gören var mı, söylesin de rüyasını tabir edelim diye böyle sorarmış. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi afiyette, sıhhatte, saadette, selamette eylesin. Birisi hasta diye söyledikleri zaman gitmiş Peygamber Efendimiz o zatın yanına. Bir de bakıyor ki adam hastalıktan erimiş, ufalmış, küçülmüş, böyle bir avuç bir şey kalmış. Kuş yavrusu gibi kalmış. Diyor ki, ey filanca, sen Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Allah duaları kabul eder, lütfeder, şifa verir. Efendim seni kurtarır. Niye sen Allah'a dua etmesini bilmiyor muydun ki bu duruma düştün?
Bakın ifade ne kadar önemli. Sen Allah'a dua etmeyi bilmiyor muydun? Neden? Allah duaları kabul eder de ondan. Yani dua etse geçer. Diyor ki biliyorum ya Resulallah, biliyordum da Allah'a dua ederken diyordum ki ya Rabbi, bana bir musibet vereceksen bu dünyada ver, ahirette çektirme. Ahiretim rahat olsun diyordum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan Celle Celaluhu bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyin. Afiyet isteyin. Musibet istenmez. Bela istenmez. Bu dünyada çekeyim, ahirette çekmeyeyim. Hayır. Bu dünyada da çekme, ahirette de çekme. Bu dünyada da hasene, ahirette de hasene versin Allah. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler. Niye? Geçen haftalar okumadık mı? Bu dünyadaki bütün insanlar, bütün varlıklar, göklerdeki bütün yaratıklar, Allah'ın cümle mahlukatı bir yerde toplansa, hepsi gönüllerinden istedikleri her şeyi Allah'tan isteseler. Ya Rabbi ben şunu isterim, ben şunu isterim, daha şunu da isterim, daha şunu 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 da isterim. Her şeyi isteseler Allah'ın rahmeti deryasından bir şey eksilmez. Ancak şu kadar eksilir, bir iğneyi okyanusa daldırsan, çıkarsan üstünde bir ıslaklık kalacak. İğnenin üstünde çok bir şey kalmaz ya, yani odun filan olsa veya ip filan olsa daha çok su çeker de iğnenin üstünde hiçbir şey belki kalmaz, belki birazcık kalır, bir damla filan gibi bir şey kalır. Okyanusa bir iğne daldırdın, bir çıkarttın, birazcık bir şey ıslaklık var. O ıslaklık o okyanustan ne kadar su eksiltmişse Allah'ın hazinesinden o kadar eksilir, ne olacak? Cümle mahlukat her şeyleri isteseler, Allah da her şeyleri verse o kadar eksilir. Madem ki Rabbimizin keremi, lütfu, hazineleri o kadar sonsuzdur, geniştir, ne diye ille şey yapalım? Her taraftan, her şeyden iyilik isteriz ama bazen de başımıza bir hal gelir. İnsanın bir yakını ölür, bazen efendim hastalanır, bazen ticaretinde bir sıkıntılı devresi olur. Rahmetli bizim Bacanak hocamızla Bursa'ya gitmiştik. Sıkıntılı, dertli filan. Kaç gündür diyor bir tek alışveriş olmadı. Misafir olarak da biz bastırmışız kayınpederi, bacanağı, bilmem nesi filan evin içinde. Bir alışverişi yok, parası yok, pulu yok. Akşam güle güle geldi. Hocamız dedi, olur inşallah dedi. Akşam güle güle geldi bacanak, şu kadar buzdolabı sattım, bu kadar mal sattım filan diye. Misafir kendi rızkıyla gelir. Efendim 9 kat şeyle gelir, bir katını kullanır, 8 katı kalır orada nimetin. Sonra ev sahibinin günahlarını alır gider. Günahlardan pak olur. Yani öyle kıymetli yani. Musibet gelirse o zaman da sabredeceğiz. Musibet istemeyeceğiz ama musibet geldiği zaman da sabredeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir yerden bir yere giderken bir kadının birisi başına gelen bir musibetten dolayı fena halde feryadı figan ediyordu. Saç baş yoluyordu. Velvele, gürültü, şamata, böyle ortalık karmakarışık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadının yanına yaklaştı. Ona sabrı tavsiye etti. Ey kadın, böyle aşırı hareket etme, sabret gibilerden. Ne nasihat ettiyse ona nasihat etmek istedi Peygamber Efendimiz. Yani Allah gönderiyor bu gibi şeylere, sabretmen iyi olur filan demiştir Allahu Alem. Kadın, sen benim başıma ne musibet geldiğini biliyor musun? Benim başıma gelen kimsenin başına gelmemiştir bilmem ne filan, böyle bir sürü gene bağıra çağıra laflar söylemeye kalkışınca yürüyüverdi Efendimiz. Cahilin yanında fazla durmaya gelmez. Yürüyüverdi. Arkasından gelenler kadına yanaştılar, dediler ki ayıp ettin, edebe aykırı iş yaptın. Sen bu konuşan, seninle konuşan şahsın kim olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum dedi. Tanıyamadım. Bu dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aa, hata ettim. Hemen koştu peşinden. Unuttu şeyini. Musibeti, derdi, gamı, kederi unuttu. Resulullah Efendimizin peşinden koştu, dedi ki hata ettim, affet ya Resulallah, ben seni tanıyamadım da lanetleyin bir insana cevap verir gibi bilemedim, yoksa sana öyle uzun boylu konuşmazdım filan demek istedi. Peygamber Efendimiz ona buyurdu ki es-sabru inde sadmetul ula, sabır darbe ilk geldiği zaman
yapılandır. Yoksa ondan sonra hepsi geçiyor. İşte bak, heyecanı geçiyor insanı. Sabrı cemil yapacak insan. Güzel tutacak. Allah musibete uğratmasın. Afiyette daim etsin. Ama başımıza bir hal gelirse o zaman da fesabrun cemil. O zaman sabrı cemil göstermek lazım. قال الله تعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن أقر لي بالتوحيد دخل حصني آمنا من عذابي. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet olmuş. Allah-u Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu Peygamber Efendimiz bize naklediyor. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, ben Allah'ım. Benden gayrı ilah yoktur. Kim benim birliğimi kabul ve ikrar ve teslim ederse ve itiraf ederse, benim manevi kalemin, himayemin içine girmiş olur ve benim azabımdan kurtulur. Azabıma uğramaz. Nasıl bir kalenin içine giren, mahfuz bir yerde duran insan dış tehlikelerden korunuyorsa, La ilahe illallah kalesinin içine giren de Allah'ın azabından korunmuş olur. Cehenneme düşmez. Allah'ın lütfuna erer, cennete girer. Başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz ki Men kâle la ilahe illallah dehelel cenne. Kim Allah'tan gayri ilah olmadığını itiraf ve teslim ve takrir ve ikrar ve ifade ederse ve inanırsa o zaman cennete girecek. Ama bunu tabi insanlar güvenip de salih ameller işlemekten geri durmasınlar diye belirtmekte fayda var ki, bir insan Müslüman olduğu halde cehenneme girer mi? Girer. Nasıl girer? İşlediği suçun derecesine göre, sebebine göre o suçu dolayısıyla cehenneme girer. Suçu kadar cezasını çekeceği kadar cehennemde yanar, ondan sonra cennete girer. Hani felek ehli dili dilşad eder ama, neden sonra dediği gibi şairin, evet cennete girer ama cezasını çektikten sonra girer. Onun için la ilahe illallah ehli olan Müslümanlar kendilerini cehennem ateşinde yakmaya düşürecek, sebep olacak kötü amellerden de uzak olmalı. Gıybet etmemeli, iftira etmemeli, yalan etmemeli, dolan etmemeli, zina etmemeli, göz zinası etmemeli, el zinası etmemeli, hırsızlık, gadir, zulüm etmemeli, haksızlık etmemeli ki cehenneme düşüp de yanmasın. Haram yememeli ki cehenneme düşüp yanmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir lokma haram yese insan, her yenilen şeyden mutlaka insanın içinde bir et hasıl olur. Yani bir hücre oluşur. Yenilenden bir hücre oluşur. Haramdan bir et parçası oluşmuş olur yani. Haramdan vücudunda bir cüz, bir zerre, bir kısım meydana gelmiş olur. İçeri girdi çünkü. O vücut ondan istifade edecek. Efendim karaciğer, efendim mide, bilmem bağırsaklar çalışacak, hazmedecek. Vücuda girecek. Bir yerde bir kullanılacak o haram. İşte haram ile beslenen tene cehennem ateşi mutlaka geliyor. Yani o haramın oradan temizlenmesi cehennemde oluyor. Yanarak oluyor. O bakımdan haram yememeye çok ihtimam etmesi gerekiyor Müslümanların. Helal lokma yemeye çok dikkat etmesi gerekiyor. Bizim tasavvufta da temel şeydir, helal lokmadır. Helal lokma olmayınca hocam tesbih çekiyorum, çekiyorum, reis alamaz. Çünkü Allah fikrini tesbih, efendim karşılık hep de onu namazını ibadetini kabul etmez. Haram lokma yediği zaman namazını, niyazını, ibadetini kabul etmez. Onun için helal lokma çok önemli. Evet, la ilahe illallah, Allah'ın varlığını biliyor. La ilahe illallah dedi ama günahlardan kesilmedi. Cezayı hak etti, kul hakkı yedi, zulmetti, haksızlık etti. Onun kadar da şeyde kalır. Cehennemde yanar. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
ve siyamu cünnetün ve izâ kâne yevmü savmi ehadikum felâ yerfif ve lâ yeshab fe in sâbbehu ehadun ev kâtelehu felyekul innimru'un sâim. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Adem oğlunun amelinin hepsi kendisinin faydasınadır. Yani Adem oğlu ne iş işlemişse, ne iş yapmışsa hepsi kendisinin faydasınadır. Oruç müstesna. Oruç benimdir. Hepsi Adem oğlunadır. Yaptığı ameller, yalnız oruç benimdir. Onu ben mükafatlandıracağım. Orucu ben mükafatlandıracağım. Çünkü kulum benim hatırım için yemesi gereken şeyi yemedi, içmesi gereken şeyi içmedi, haramlara bakmadı, helallerden bile perhiz etti, el çekti, eteğini çekti. Onun mükafatını ben vereceğim. Ve oruç kalkandır. Siperdir, kalkandır, koruyucudur. İnsan oruç tuttuğu zaman korunur. Midesi korunur, aklı korunur, dini korunur, namusu korunur. Efendim, şeytana karşı kendisi korunur, cehennem ateşine karşı vücudu korunur. Oruç insanı korur, siperdir. Her türlü cezaya, musibete, kötülüğe karşı siperdir. Sizden birinizin oruç tuttuğu gün, efendim oruç tutarsa bir günde bir, sizden biriniz kötü söz söylemesin, kötü iş yapmasın. Efendim hatta birisi kendisine söverse, sataşırsa, kötü söz söylerse, çatarsa veyahut onunla savaşmaya kalkarsa, itişmeye, kakışmaya, vuruşmaya, kırışmaya kalkarsa, savaşmaya kalkarsa ona desin ki innimru'un saimun, bana sataşma, ben oruçlu bir adamım. Sana karşılık vermem. Sana uymam. Senin seviyene inmeyeceğim. Boşuna başkasından ara sen şeyini. Efendim ben oruçluyum desin diyor Peygamber Efendimiz. Farz olan orucun, Ramazan orucunun vaktine daha 1,5 ay var. Şaban'ın ortalarına yaklaştık. Recep'in ortalarına yaklaştık. 2 hafta bu Recep ayından var. Ondan sonra Şaban ayı var. Demek ki 1,5 aydan sonra Ramazan başlayacak. Şimdiden oruçla ilgili hadisler karşımıza geldi. Orucun efendim önemini böylece anlamış oluyoruz. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Recep ayında çok oruç tutardı. Şu içinde bulunduğumuz Recep ayında çok oruç tutardı Efendimiz. Fevkalade çok oruç tutardı. Hadis kitaplarında Recep ayında oruç tutmakla ilgili çok teşvikkar hadis-i şerifler vardır. İnsan o hadislere bakıp da hiçbir gününü oruçsuz geçirmemeye gayret edeceği geliyor bu aylarda. Çünkü Recep tevbe ayıdır. Allah'ın kullarını affı mağfiret ettiği aydır. Günahlardan efendim paklanma ayıdır. Oruçluyken Allah daha çok affeder, daha çok sever kulunu. Onun için bugünlerde tevbe etmeye, istiğfar eylemeye, oruç tutmaya, içini terbiye etmeye, nefsini tezkiye etmeye, Allah'ın rızasını kazanmaya kullar çalışmalı. Bu Şaban'a hazırlık oluyor. Şaban'da da Efendimiz çok oruç tutardı. Ramazan'da da artık hasat zamanı. Sevaplar kat kat, kamyon kamyon, kucak kucak, tariflere sığmaz efendim şekillerde kullara gelir. Kul mağfiret olur. Ramazan ayı geçmiş günahların affına sebeptir. Bir önceki Ramazan'la aradaki günahların hepsinin affına sebeptir. Usulüne uygun tutulduğu zaman. Yalnız bugünlerde de yarından öbür günden itibaren eyyamu biz oruçlarını filan, yani Arabi ayların 13, 14, 15'inde oruç tutardı Peygamber Efendimiz ya. O oruçları tutarsınız, bir şeyi söyleyeyim. Oruç tutmak sadece aç kalmaktan ibaret değil. O midenin orucu. Yemek yemeyecek, su içmeyecek. O midenin orucu. Oruç her azaya tutturulacak. Göz harama bakmayacak. Kulak haramı dinlemeyecek. Dil haramı söylemeyecek.
efendim her aza haramdan kaçınacak. Eğer haramları işlemeye devam ederse, dil gıybet ediyor, dedikodu yapıyor, iftira ediyor, sövmeye devam ediyor, göz harama bakmaya devam ediyor, gelen geçen kadını tepeden tırnağa süzüyor, televizyonun açık saçık sahnelerine bakıyor, kulak şarkıcının şarkılarını dinliyor, efendim saki getir o içkileri, şarapları lıngır lıngır içeyim bilmem ne filan diye ahenkli ahenkli sazlar dımbır dımbır çalıyor bilmem ne. Adam sen oruç mu tutuyorsun? Oruç tutuyorum, bir şey yemedim. Bir şey yemedin ama kulağından bir sürü şey girdi içine. Bir sürü günah girdi. O sen yemediğin şey, su helal. Yemek helal de sen helalleri yemiyorsun Allah'ın rızasını kazanmak için. Peki haramları nasıl yiyorsun, içiyorsun, yapıyorsun? Helalleri bile oruçta vazgeçmişken haramlardan niye vazgeçmiyorsun? Başına çalınsın senin oruç. Diyiverirler insana. Allah saklasın. Melekler gökten o tutulan orucu geçirmezler. O orucu melekler böyle arı vızıltısı gibi salih amelleri alıp da böyle yukarıya vızır 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 taşırken göğün kapısına geldiği zaman melekler dur diye sorar. Sorar mı? Sorar. Peygamber Efendimiz de Cebrail'e bile sormuşlar. Men ente diyor. Peygamber Efendimiz de miraca çıkarken birinci semada melek soruyor. Semanın kapısına gelindiği zaman. Semanın kapısı var mı? Ayet-i kerimelerde var. لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَوَّابُ السَّمَا. Onlara semanın kapıları açılmaz dediğine göre semanın bir geçiş yeri var, bir şeyleri var, bir esrarı var. Ama nasıl? Nasıl? Peygamber Efendimizin anlattığı kadarıyla bilebiliriz. Kapıya geliyor da men ente diyor, ene cibrilu. Yanındaki kim? Muhammedun. Yanımdaki de Muhammed diyor. Ona izin verildi mi bu tarafa geçmeye? Yani pek öyle beşerden bu taraflara gelen olmaz. Evet, melekler gelir geçer ama ona izin verildi mi buraya? Evet, verildi diye. O zaman kapı açılıyor da geçiyor. Demek ki semanın kapıları var. Melekler durdururlar. Ne götürüyorsunuz? İşte filanca kul oruç tuttu da onun sevabını dergah-ı izzete götürüyoruz. O orucu götürün, o herifin yüzüne çarpın derler. Hadis-i şeriflerde böyle geçiyor. Götürün de onun yüzüne çarpın derler. Neden? Oruç sadece mide açlığı demek değildir. Gözünü de haramdan sakınacaksın, kulağını da sakınacaksın, dilini de sakınacaksın, elini de sakınacaksın, ayağını da sakınacaksın. Her aza, her cevarihin, her zerrenle, her organınla günahtan kesileceksin ki oruçlu olmuş olabilirsin. Bir insan aç dursa da gıybet etse, orucun oruçluğu sevabı gider, akşama karı aç ve susuz kalmaktan ibaret olur. Hadis-i şeriflerde böyle. Onun için oruç tutacaksanız merdane tutun. Hakiki Müslümanca oruç tutun. Göstermelik orucu Allah kabul etmez. Kendinizi aldatmayın. Oruç çok kıymetli bir ameldir ama o şartla kıymetlidir. Altında bir oruçla ilgili hadis daha geldi. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi lehalufu femis saimi atyabu indallâhi mirrihil miski velis saimi ferhatani yefrahuhuma izâ eftara feraha bi fitrihi ve izâ lakiya rabbehu feraha bi savmihi. Muhammed'in nefsi elinde olana and olsun ki, yani Allah'a yemin olsun ki, Muhammed'in diyor Peygamber Efendimiz, kendisini böyle isim olarak söylerdi bazen. Hani biz deriz ki, bendeniz Esad, işte şöyle oldu, böyle oldu. Hani insan kendi ismini bazen böyle söyler ya, şairler de söylüyorlar, gazeli yazıyor, en son beytinde, efendim, Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan utanmaz mı? Fuzuli şiiri yazan kendisi, Fuzuli'ye kendisi sual sordurtturuyor. Filan. İşte Peygamber Efendimiz de böyle yemin ederdi. Şu Muhammed'in canı, nefsi, ruhu elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Ne demek elinde? Dilerse yaşatır, dilerse öldürür manasına. Hayatım elinde olan Allah'a and olsun ki diyebiliriz yani. Buna benzer bir yemin şekli yani.
Hayatım, Muhammed'in hayatı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, oruçlunun ağzının o oruçlu olmaktan dolayı kokması vardır. Ağzı kokar oruçlu olan insanın. Çirkin bir koku gibidir ama atiyabu indallahi min rihil misk, en kıymetli, en pahalı, en itibarlı koku olan misk kokusundan Allah indinde daha hoştur bu koku. Oruçlunun bu kokusu daha hoştur. Evet, ağzı aç kaldığı için, bir şey yemediği için, ağzını çalkalamadığı için, öğleden sonra da misvak kullanmak bile mekruh olduğu için tamam, ağzı kokar aç kalmaktan. Hani ne deriz? Açlıktan adamın nefesi kokuyor deriz. Tamam, nefesi kokar, normal. Ama bu koku Allah indinde makbul. Kan, kan güzel bir şey değil ama şehidin kanı Allah indinde makbul. O da mis gibi kokacak. O da mezardan kalktığı zaman temiz elbise giymeyecek. Yani yıkanmış, temizlenmiş, böyle pırıl pırıl üniforma falan giymeyecek. O kanlı libasıyla kalkacak mezardan kalktığı zaman. O onun için şeref olacak. O kan, kan ona misk kokusundan daha güzel olacak. Allah indinde yüksek mertebe o. Yani maneviyatın, manevi hayatın esrarı bunlar. Allah indinde bu oruçlunun ağzının çirkin kokusu misk kokusundan daha kıymetlidir. Oruçlunun iki sevinç anı vardır. Onunla ferahlanır. Ferahlandığı iki zaman vardır. Birisi efendim iftar ettiği zaman iftarı dolayısıyla sevinir. Oh, getir bakalım şu suyu. Efendim 11 bardak zemzem içtim elhamdülillah. Neden? Hararet basmıştı gündüz. Çok efendim terledim de Arabistan'ın sıcağı da pek fazla da Allah razı olsun. Güzel de soğutmuşlar şu zemzemi. Getir bir daha, getir bir daha. Oh, iliklerime kadar zemzem doldum, rahatladım filan diyor insan. Getir bakalım şu yemeğe de, şu da tatlıymış. Hanım Allah razı olsun, bunu ne güzel yapmışsın. Aman pilav, aman tatlı, aman börek, çörek filan. Bir sevinç oluyor yani. İftar vakti bir sevinç oluyor. Bir de Rabbinin huzuruna varıp Rabbine kavuştuğu zaman da orucuyla bir sevaba, bir ferahat mazhar olacak ki sormayın gitsin. Neden? Oruçlu diye Allah ona bir gayri hesap sevap verecek. Gel kulum, sen benim için güzel bir oruç tuttun. Harama bakmadın, dilini tuttun, kulağına sahip oldun, eline sahip oldun, efendim ayağına sahip oldun. Günahlardan benim rızam için uzak durdun. Ben de sana bir mükafat vereyim de hesaba aklına gelmez, hayaline sığmaz şekilde al bakalım deyince o zaman bir ferahlayacak ki tariflere sığmaz. Rabbimiz bizi sevdiği amelleri işleyen ve huzuruna sevdiği bir kul olan olarak varanlardan eylesin. Efendim dünyada ve ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, maal, besmele.